Yeni bir videodan herkese merhaba. Bir süredir kordon inceleme videolarımdan görmüş olduğunuz üzere Samsung Galaxy Watch 4 klasik model akıllı saat kullanmaktayım. Saatin şarjının 1,5 gün gitmesi dışında her şeyinden memnunum diyebilirim. Samsung'u diğer akıllı saat üretici firmalarından ayıran en güzel özellik ise zaten tamamen her şeyi kişiselleştirebiliyor olmanız ve saat arayüzlerinden tutun çoğu şeyi kendinize göre ayarlayabiliyor olmanız. Bu yönlerden tercih etmiştim zamanında da. Samsung geçtiğimiz Ağustos ayında Galaxy Watch 5 ve klasik modelinin yerini alan Galaxy Watch 5 Pro isimli iki yeni akıllı saatini piyasaya sürdü. Galaxy Watch 4 model bir akıllı saat kullanıyorsanız Galaxy Watch 5 veya Galaxy Watch 5 Pro modele geçmek gerçekten mantıklı mı? Galaxy Watch 4'ten farkları neler? Bu videomda bahsetmek istiyorum. Ekranda şu anda Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 5'in bir kıyaslama tablosunu görüyorsunuz. Tek tek özelliklerini beraber bakalım. Farklıları var mı? Görelim. Ekran boyutu kısmına baktığımda burada saatin 40 mm ve 44 mm ile kıyaslanmıştı yapılmış. Galaxy Watch 4'te 40, 42, 44 ve 46 milim olmak üzere 4 farklı kasa çapı bulunuyor. Tabloda sadece 40 milime 44 milimine mm kıyaslamışlar. Ekran boyutu kısmında 40 mm e 1.2 inç Galaxy Watch 4'te. Galaxy Watch 5'te de yine aynı şekilde 40 milimetre 1.2 inç. 44 milimler de yine aynı şekilde 1.4 inç olarak geliyor ekran boyutu. Herhangi bir farklılık maalesef bulunmuyor. Ekran çözünürlüğü kısmında her ikisinde de aynı ekran çözünürlüğü bulunuyor. Samsung yine burada herhangi bir farklılık bizden sunmamış boyutlar kısmına baktığımda zaten Galaxy Watch 4 ile Galaxy Watch 5'inde yine boyut kısımları aynı. Ben sadece işlemci veya yenilik konusunda bir farklılık bekliyordum. Maalesef Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 5'te de yine aynı işlemciyi kullanmışlar. RAM miktarları ve depolama miktarları da yine aynı. Ağırlık konusunda ufak bir farklılık var. Galaxy Watch 4'ün 40 mm 25.9 gram, Galaxy Watch 5'in 40 mm 28.7 gram. Galaxy Watch 5 bir tık daha ağır. 44 mm ise 30. 3, 3 gramken Galaxy Watch 4'ün Galaxy Watch 5'in ise 44 milimetresi 33.5 gram 3 gram daha ağır bir saat. Yani çok ağım şahımda bir ağırlık farkı da göremiyorum. Pil kısmına geldiğimde Galaxy Watch 4 40 milimetrede 247 mAh bir pil kullanıyordu. Galaxy Watch 5'te 40 milimetrede 284 miliamper bir pil kullanılmış. Galaxy Watch 4'ün 44 milimetresinde 361 miliamper bir pil kullanılmıştı. Galaxy Watch 5'in 44 milimetresinde ise 410 miliamper bir pil kullanılmış. Aynı şekilde Galaxy Watch 4'ün 46 milimetresinde ise yine 360 miliamper bir pil kullanılmıştı. Galaxy Watch 5'te pil kıyaslamasına baktığımda pilde ufak bir iyileştirilme yapılmış diyebilirim. Tabii ki de bu bizlere ne kadar bir kullanım sunuyor. Onu ilerleyen zamanlarda detaylı bir şekilde inceleriz dostlar. Benim Galaxy Watch 4 saatinde şu anda buçuk gün kadar bir pil süresi alıyorum. Sadece dediğim gibi tekrardan belirtmem gerekirse Galaxy Watch 4'ün tek beğenmediğim yönü pil süresi diyebilirim. Watch 5'te bir tık daha eleştirme yapılmış olması beni mutlu etti. Diğer özelliklere bakalım beraber. 2 saatte de yine aynı şekilde IP68 suya karşılık sertifikası bulunuyor. Bu sayede 5 atmosfer suya karşı 2 saatte su geçirmezlik özelliğine sahip aynı şekilde GPS jiroskop barometre ve NFC 2 saatte de bulunuyor. Burada küçük bir eleştiri yapmak gerekirse NFC özelliğini keşke Türkiye'de kullanabilseydik. NFC özelliğini yanlış bilmiyor isem Türkiye'de halen kullanamıyoruz. Ödemelerimizde vesaire kullanamıyoruz. Google Pay Türkiye'de kullanılmadığından dolayı diyebilirim. Burada ufak bir farklılıktan bahsetmem gerekirse Galaxy Watch 5'in ufak farklılığı safir kristal ekran kullanılması. Safir camlar hepimizin bildiği üzere sağlam, dayanıklı ve çizilmez oluyor. Onun dışında renk skalasına baktığımızda 40 mm'de siyah, pembe, altın, gümüş. Watch 5'te de aynı şekilde pembe, altın, gümüş ve grafit rengi bizi karşılıyor. 44 milimde de yine siyah, yeşil, gümüş Galaxy Watch 4 için konuşuyorum. Galaxy Watch 5'te de 44 milimde safir, granit ve gümüş olmak üzere renkler bizi karşılıyor. Yazılım kısmına baktığımda Virus 3.0 ile geliyor. Galaxy Watch 4 ve One Eye Watch 3.0 ile geliyor. Galaxy Watch 5'te ise Virus 3.5 ve One Eye Watch 4.5. Burada bir küçük bilgilendirme yapayım dostlar. Geçtiğimiz haftada Galaxy Watch 4'de bir güncelleme geldi ve Virus 3.5 ve One Eye 4.5 yazılım sürümünü aldı. Belli başlı iyileştirmeler ve stabilizasyon geldi saate. Galaxy Watch 5'te bulunan belli başlı kadranlar da Galaxy Watch 4'e geldi. Buradan da bu yazılım bilgisini sizlerle paylaşmış olayım. Onun dışında yine 2 saatte 4 yıl kadar güncelleme desteği alıyor. Toparlayacak olursam Samsung Galaxy Watch 5'in Galaxy Watch 4'ten farklarını söylemem gerekirse Watch 4'te 361 mAh batarya kapasitesi kullanırken Samsung Galaxy Watch 5'te 410 mAh kullanılmış. Batarya iyileştirilmesi yapılmış. Samsung saatlerde çoğumuz bataryadan şikayetçiydik. Küçük bir iyileştirme ile toparlanmış bu durum. Onun dışında Galaxy Watch 5'te bir adet ısı sensörü bulunuyor. Bu sensör sayesinde vücut sıcaklığımızı ölçebiliyoruz. Tabii ki bu sensör ne kadar kullanışlıdır veya kesinlikle bu özelliği istiyorum der misiniz? Tamamen bunun yorumunu size bırakıyorum dostlar. Galaxy Watch 4'te de dediğim gibi bu özellik maalesef bulunmuyor. Galaxy Watch 5'te safir kristal bir ekran kullanılırken Samsung Galaxy Watch 4'te ise Corning Gorilla Glass DX bir ekran kullanılmış. Bu sayede belli başlı özellikler dışında geri kalan her şey Galaxy Watch 4 ile birebir aynı. Watch 4'ten Watch 5'e geçilir mi diye bir soru yönetecek olursanız bana ben Galaxy Watch 4'ten Watch 5'e geçilecek kadar yani aradaki o fiyat farkını verecek kadar bir özellik maalesef bulamadım. Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 4'ün bir tık makyajlanmış hali diyebiliriz. Çünkü gerek sensör olsun gerekse işlemcisi, yonga seti depolama alanı olsun Galaxy Watch 4 ile birebir aynı Watch 5. Samsung Galaxy Watch 4 klasik modelden Samsung Galaxy Watch 5 Pro geçilir mi diye soracak olursanız öncelikle saatin ikisinin de ekran boyutu 1.4 inç Watch 5 Pro 5 mm ve Galaxy Watch 4 Classic ise 46 mm bir orana sahip Watch 5 Proda da 1.5 GB bellek bulunurken Galaxy Watch 4'te de yine aynı şekilde 1.5 GB bellek bulunuyor. İkisinin de RAM'leri 16 GB. Sadece Galaxy Watch 4 klasikten yine bir fark olarak Watch 5 Pro'nun 590 mAh bataryası bulunuyor. Galaxy Watch 5 Pro'da Samsung gerçekten batarya sorununu da burada çözmüş diyebilirim. Galaxy Watch 4'ün de videonun başında da söylediğim gibi 361 mAh bir bataryası bulunuyor. Samsung Galaxy Watch 4 klasikte Gorning Gorilla Glass DX ekran kullanırken Galaxy Watch 5 Pro'da yine safir kristal bir ekran kullanılmış. Hem dayanıklı hem de çizilmelere karşı oldukça iyi diyebilirim. Galaxy Watch 4 Classic ile Galaxy Watch 5 Pro arasındaki bir diğer fark ise Galaxy Watch 4 Classic'in paslanmaz çelikten yapılması, Galaxy Watch 5 Pro'nun ise titanyum bir malzemeden yapılması. Titanyum malzemede bildiğimiz üzere hem dayanıklı hem de kolay kolay çizilmiyor. Yine 2 saatte de Equinox V920 işlemci kullanılmış. Aynı zamanda da 2 saatinde grafik bilimi Mali G68 grafik bilimi bellekler ve depolama alanı yine ikisinde de aynı. 1.5 GB'a 16 GB, 1.5 RAM 16 GB'da depolama alanı bulunuyor 2 saatte de. Yine aynı şekilde Galaxy Watch 5 Pro'da da vücut ateş ölçer sensörü bulunurken Galaxy Watch 4 Classic'te de bu sensör maalesef bulunmuyor. Galaxy Galaxy Watch 4 klasik modelden peki Watch 5 Pro'ya geçer misin diye soracak olursanız yine dediğim gibi aradaki fiyat farkını vermeye değmez diye düşünüyorum dostlar. Çünkü gerçekten batarya iyileştirmesi ve vücut ısı sensörü dışında can alıcı bir özellik göremedim. Galaxy Watch 4'te dönebilen kadran sayesinde menüler arası geçişler yapabiliyor ve dilediğimiz her şeyi kolaylıkla yapabiliyorduk. Ama maalesef Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro'da dönebilen kısım bulunmuyor. Eleştirebileceğim bir yön olarak da belirtebilirim. Sizin yorumlarınız veya fikirleriniz nedir? Benle açıklama kısmında paylaşırsanız çok memnun olurum. Sürçü ettiysem affola diyorum. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Video içerisinde anlatmadığım herhangi başka bir şey varsa da yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Beni de bilgilendirmiş olursunuz.